Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün özel bir etkinlik videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Xiaomi merakla beklenen yeni Redmi modelini tanıttı. Hi everyone, my name is Abby Go, head of product marketing at Xiaomi. The legend continues, we'd like to say. Bu model henüz Türkiye'ye gelmedi. Ne zaman geleceği de belli değil ama zaten bu cihaz Avrupa'da satışa sunulacak. Dolayısıyla Türkiye'ye de gelecektir. Biz de dedik ki daha cihaz gelmeden hani bu duyurulan özellikler üzerinden biraz bir yorumlamalarda bulunalım. Bakalım telefon beklentilerimizi karşıladı mı? Türkiye'ye kaç TL'den gelirse hani makul olur. Bunları bir değerlendirelim istedik. Biliyorsunuz arkadaşlar Xiaomi zaten Redmi tarafında oldukça başarılı bir çizgi yakalamış durumda. Yani Redmi Note 8 serisi, Redmi Note 9 serisi ülkemize de gayet güzel satış rakamlarına ulaştı. Yeni gelen Redmi Note 9T modeli de arkadaşlar aslında Çin'de çıkan Redmi Note 9 5G modelinin isim değiştirmiş hali diyebiliriz. En azından açıklanan özellikler, duyurulan özellikler vesaire bunu bize gösteriyor. Biliyorsunuz bu Çinli üreticilerde bu isim değiştirme ruhu biraz var. Yani atıyorum Çin'de A diye tanıtıyorlar telefonu. Avrupa'da B diye satışa sunuyorlar. Başka bir yerde farklı bir isim alıyor falan. Dolayısıyla ülkemize de satışa sunulacak olan Redmi Note 9T modeli aslında Çin'de daha önce satışa sunulan Redmi Note 9 Pro modeli diyebiliriz arkadaşlar. Cihazın özelliklerine bakıyorum. Yani Yonga seti tarafından MediaTek imzalı Dimensity 800U 5G destekli bir Yonga'mız bulunuyor. Dimensity 800'ü genel olarak performansı güzel bir Yonga seti. Özellikle arkadaşlar bu Yonga setini orta segment olarak değerlendirecek olursak gayet verimli bir Yonga olduğunu söyleyebiliriz. Bu Yonga seti içerisinde 2 tane 2.4 GHz'lik Cortex A76 ve 6 tane de 2 GHz'lik Cortex A55 çekirdekleri bulunuyor. Yani toplamda baktığımızda 8 çekirdekli bir Yonga setinden bahsediyoruz. GPU tarafında ise Mali G57 MC3 GPU'sunu kullandığını görüyoruz. Genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar bu Yonga setinin performans anlamında bizi üzmeyeceğini söyleyebiliriz. 5G desteği de var. Dolayısıyla orta segment bir cihaz için ideal bir Yonga seti olmuş bu tercih. Ayrıca bu Yonga setinin 7 nanometrelik üretim sürecine dayandırıldığını da sizlere belirtelim. Ne demek bu? Her 7 nanometrede bir transistör var demek arkadaşlar. Dolayısıyla Yonga setinin içerisindeki transistör sayısı bir hayli fazla. Bu da ne işimize yarayacak? Oyun oynadığımızda vesaire güç kaybının daha az olmasına yarayacak. Ayrıyeten ısınma oranını da düşürecek. Yani oyunlardaki bu ısınma vesaire gibi sorunlar biraz daha gecikmeli olarak gelecek. Ayrıyeten oyun oynadığımızda dahi batarya hızlı bir şekilde boşalmayacak. En azından hani 7 nanometre teknolojisi günümüzde hali hazırda satışta olan 10, 12, 11 nanometrelik Yonga setlerine göre daha üstün bir performans sergileyecektir. Burası kesin diyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda 4 GB'lık bir RAM'in olduğunu görüyoruz ki bu RAM bence orta segment cihazlar için yeterli. Zaten şu anda üst segment pek çok cihazda bile 6 GB'lık RAM'in kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 4 GB'lık RAM bu telefonu destekler mi? Evet destekler arkadaşlar. Dahili depolama alanında ise 64 GB ve 128 GB'lık iki farklı opsiyon bulunuyor fakat microSD kart desteği de mevcut. Ben yine de eğer imkanınız varsa 128'lik versiyonu almanızı tavsiye ederim çünkü 64'lük cihazlar artık çok çabuk dolmaya başladı. Ekran tarafında bizleri yine IPS LCD bir ekran karşıladı ki zaten biliyorsunuz Redmi tarafında fiyatın uygun olması için IPS LCD paneller kullanılmaya devam ediyor. Çünkü IPS LCD'lerin maliyeti arkadaşlar OLED'lere göre çok daha düşük hatta böyle 6, 7, 8 kata kadar değişebiliyor maliyet oranı. Dolayısıyla burada hani IPS LCD panelin eleştirilmesine gerek yok. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Biliyorsunuz genel itibariyle Redmi serisi öğrenci tarafına hitap ediyor ve öğrenciler de hani telefonun ekranını biraz daha fazla kırıyorlar nedense. Bu taraftan baktığımız zaman OLED ekranını değiştirme maliyeti 1000 liralara falan varıyor. LCD ekranda ise bu fiyat genel itibariyle 200-250 lira arasında diyebiliriz. O yüzden LCD panel kullanılması bence kullanıcı açısından biraz daha iyi diyebiliriz. Telefonda damla çentik yerine delikli ekran tasarımı tercih edilmiş ki bence artık bu damla çentik olayı bitti arkadaşlar. Delikli ekran çok daha şık görünüyor. Xiaomi'nin açıkladığı ekran gövde oranı %83.6 dolaylarında. Bu da alt çerçevenin bir tık kalın olmasından kaynaklı. Eğer orayı biraz daha ince yapsalarmış %85'lerin üzerine çıkabilirmiş. 395 ppi piksel derinliğine sahip 1080x2340 piksellik bir ekrandan bahsediyoruz. Bu ekranın yenileme hızı ortalama 90 Hz ve
Maksimum parlaklığı ise 450 nits diyebiliriz. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Corning Gorilla Glass 5 artık standart haline gelmeye başladı diyebiliriz. Lakin geneliğe bir baktığımızda orta segment cihazlarda hep Corning Gorilla Glass 3 görüyoruz. Burada 5 kullanılması gerçekten güzel bir detay olmuş. En azından telefonun ekranının daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Kamera tarafına geldiğimizde arkadaşlar 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera görüyoruz. Buna 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. 4K 30 fps videolar çekebiliyoruz. Tabii kamera üzerinde konuşmak gerekirse hani kağıt üzerinde yazılan ifadeler bizim için çok önemli değil. Telefon geldiğinde zaten biz test edeceğiz arkadaşlar. Kamera detaylarının, kamera performansının, kamera özelliklerinin neler sunduğuna beraber göz atacağız. Buradan sadece biz size verileri söyledik. Ha, kağıt üzerinde yazanlar bunlar ama kamera performansının nasıl olduğunu dediğim gibi canlı çekilen fotoğraflar sayesinde görmüş olacağız. Telefonda 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve 18 Watt'ta hızlı şarj desteğiyle desteklenmiş bu batarya. Bence 18 Watt biraz az, 33 Watt hızlı şarj desteği olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü hani 5000 mAh'lik bir bataryayı 33 Watt'lık hızlı şarj ile 15 dakikada arkadaşlar %32 civarında falan şarj edebiliyorsunuz ki bu da telefonun günü çıkarmasını sağlıyordu. Hemen hemen bütün özelliklerinden bahsettik sizlere, bu özellikleri yorumladık. Son olarak işletim sistemini de söyleyelim. MIUI 12 destekli Android 10 ile geliyor bu telefon. Muhtemelen güncelleme de alacaktır zaten. Yalnız şu biraz sıkıntı, biliyorsunuz MIUI çok böyle stabil bir arayüz değil. Tabii telefonu ilk açtığınızda hatası olabilir ama ileride gelecek olan güncellemelerle biraz canınız sıkılabilir. Bu da Xiaomi ve Redmi cihazlarının, hatta Poco cihazlarının da genel sorunu durumunda mutlaka Xiaomi'nin bu MIUI tarafına biraz daha el atması gerekiyor diyebiliriz. Bunun dışında telefon gerçekten hani özellikleriyle fiyatını kıyasladığımızda fiyat performans modeli olarak görünüyor. Avrupa'da 230 Euro'lar civarına satılacak arkadaşlar bu telefon. Tabii ülke ülke değişebilir bu fiyat. Bir ülkede atıyorum 240 Euro olur, bir ülkede 220 Euro olur ama ortalama dersek 230 Euro'luk bir fiyata sahip olacak diyebiliriz. Peki Türkiye'de ne kadar olacak? Tabii bizi ilgilendiren temel unsur bu. Buradan bakıldığında hani 230 Euro'ysa 3500 lira ile 4000 lira arasında bir etikete sahip olacağını söyleyebiliriz. Zaten şu anda Redmi Note 9 Pro'da ülkemize 3000 liralar civarına satılıyor. Dolayısıyla bu Redmi Note 9 Pro'nun biraz daha upgrade edilmiş hali diyebiliriz. Dediğim gibi Çin'de satışa sunulan Redmi Note 9 Pro modeli. O yüzden bu telefon da ülkemizdeki fiyatı 3500 ile 4000 lira arasında olur diye tahmin ediyorum ben. Yani Redmi Note 9 Pro yerine bu telefonu almanız biraz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü upgrade edilmiş bir kamera, işlemci ve 5G desteği de sunuyor. İleride muhtemelen 1-2 yıla ülkemize 5G desteği de gelir. O zaman bu telefonu değiştirmek zorunda kalmazsanız en azından yolunuza bu telefonla devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi telefonun incelemesiyle karşınızda olacak. O zamana kadar bizleri sosyal medya ve YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.